Ne oldu? Acele dedin. Çünkü acil konuşmamız gerekiyordu. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Pembe, Zülker'i peşime takmış, beni takip ettiriyor. Ne? Ya hasta diyorum, inanmıyorsunuz. La havle ve la kuvvet. Ya baktım takip ediyor. Ben de gittim sizin şirkete, Fatih'in karşısına dikildim. Her şeyi anlattım bir bir. Ne diyorsun Ali? Kusura bakma ama hak etti. Zaten ben senin şirkette olmadığını biliyordum. Fatih'in de hemen annesini arayıp ayar vereceğini de tahmin ediyordum. Bana söyleseydin keşke. Tamam, önemli değil, ben hallettim. Ya anlasın ki o salak Zülker'i peşime takmasın, biz de patlamayalım. Kadın niye böyle ya? Ya hep böyleydi Apo. Hasta ruhlu, takıntılı bir şey. Zaten onun tek başarısı bu hayatta seninle evlenmek. Ya sen zannetme ki seni sevdiğinden yapıyor bunları. Hayattaki başarısı elinden gitmesin diye yapıyor. Tamam. Artık hiçbir şeye canını sıkmıyorsun. Bir şey olduğu zaman bana söylüyorsun, tamam? Zaten canımı sıkamazsın. Artık bundan sonra didikleyemez de. Ya Apo, bu akşam bir yerlere yemek yemeye gidelim mi? Ali, bir gören olursa her şeyi tehlikeye atmaz mıyız? Bir şey olmaz, sen bulursun bir yolunu, halledersin. Vallahi evde afakanlar bastı, otur otur. Bu arada Ömer de bana geldi. Ona da büyük gıcığım. Ona ne oluyormuş ya? Neyse, ben diyeceğimi dedim. Kimseyi ilgilendirmez. Bizim özel hayatımız. İşte bu ya. Apocuğum benim. Tamam bak, o zaman şöyle yapıyoruz. Bugün bütün gün evde yayılıyoruz. Ondan sonra da dışarı çıkıp güzelce yemeğimizi yiyoruz. Tamam, sen nasıl istersen. Pembe Hanım'ı arayayım. Akşam olamayacağımı söyleyeyim, olur mu? Tamam. Zülkar, ne oldu? Anlat bakayım be. Anne, yemin ediyorum patladık. Ya bu kadın evlerden ırak anne. Arkada gözü varmış ya. İblisin vücut bulmuş hali bu. Mendebur. Annem, yemin ediyorum elimden geleni yaptım ha. Tamam oğlum, benim sana bir şey dediğim yok zaten. Fadi abim de beni çağırdı, çok kızdı. Sen onun gözüne birkaç gün gözükme, geçer onun siniri. İnşallah annem. Abdullah Bey aradı. İş yemeği varmış akşam. Anne, kesin iş yemeğidir. Sen kafanda hiçbir şey kurma, kurban olayım. Doğru söylüyorsun. Hay zaten kendi dedi. Bitti dedi. Çocuklarımın annesinin canına kasteden biriyle olamam dedi. Fatih de anne hiç işi karıştırma diyor. Ha, hiç karıştırma annem, boş ver. Yemin ediyorum beni kovacaklar yoksa. Oh be. Hep ev, hep ev, sıkılmıştım vallahi, iyi oldu. Gerçi burada da baş başayız ama. Benim baş başa olmaktan yana bir derdim yok. Biliyorsun hep istediğim şey buydu zaten. Benim de. Zaten yakında bu gizlilik bitecek. Sen davayı açtın mı? Burada mesele davayı açmak değil, kabul ettirmek. Ben bu hanımın kıvama gelmesini bekliyorum. Öyle olursa ancak anlaşmalı boşanma olur. Vallahi bu konuda sen ne dersen o. Asla sık boğaz etmeyeceğim. Yani nasıl biriyle uğraştığını bildiğim için ağzımı açmam. Sen benim yanımda mutlu ol, bana yeter. Ben mutluyum. Hem mutluyum hem de çok huzurluyum. Peki hala çocuğun cinsiyetini merak etmiyor musun ya? Taktı ya. Ama merak ediyorum. Tamam, olsun, biraz daha merak et. Sen dua et, babam o sırada yokmuş. Çok şükür. Anne bir daha sakın. Lütfen bak. Tamam, tamam o, tamam. Hayır, kimse bilmesin, tamam mı? Ablama bile söyleme. Konu açılmasın bir daha asla. Çünkü bu Nilay duyarsa, yemin ediyorum herkese söyler, bak altından kalkamayız anne. Tamam oğlum, tamam. Olmayacak bir daha, merak etme. Hadi inşallah.